temel elektronik kavramlara bakalım. İletken ve yalıtkan kavramı. Elektrik akımını ileten maddelere iletken, iletmeyen maddelere ise yalıtkan maddeler denir. İletken maddelere örnek bakır, alüminyum, altın, gümüş, demir. Bunlara örnek verebiliriz. Yalıtkan maddelere ise cam, plastik, tahta ve kağıt gibi maddeleri örnek verebiliriz. Voltaj kavramına bakacak olursak, voltaj iki nokta arasındaki birim başına düşen potansiyel elektrik enerjisidir. Volt olarak ölçülür. Voltaj hava veya su basıncı gibidir. Yüksek olan voltaj elektronları devreye itebilir. Yani elektronların hareketi için gerekli olan kuvvete biz voltaj diyoruz. Volt adını ilk pillerden alan voltaik pilin mucidi Alexandra Volta'dan almıştır. Akım kavramına bakacak olursak en kısa tanımıyla elektronları yani elektriksel yük taşıyan parçacıkların hareketidir. Bu yük genellikle elektrik devrelerindeki kabloların içerisinde hareket eden elektronlar tarafından taşınmaktadır. Bir kesit üzerinden yani bir kablo üzerinden birim zamanda geçen yük miktarı elektrik akımının büyüklüğünü verir. Birimi amperdir ve I harfiyle gösterilir. Direnç R simgesiyle gösterilir. Şekile bakacak olursak gerilim yani voltaj için elektrik akımını iten kuvvet, akım birim zamanda bir kesit üzerinden geçen elektron sayısı, direnç de bu akıma karşı koyan bir devre elemanı olarak düşünebiliriz. Direnç her saniye belirli sayıda elektronların devreye atmasına izin verir. Geçmeye çalışan fazladan elektronları da sırada beklemesini sağlar. Dirençlerdeki renk kodları o direncin yüksek veya düşük değerde olup olmadığını bize söyler. Öğrendiğimiz voltaj, akım ve direnç kavramlarını isterseniz elektronik devre üzerinde uygulayalım. Hemen bir tane pil koyuyorum. Devremize voltaj gerilim sağlayacak. Bir adet ampul ve bu ampulümüzü pilimize bakır kablolarla bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi ampulümüz şu anda yanıyor. Bu mavi hareket eden sembollerde elektronları yani elektrik yüklerini temsil ediyor. Şuradan simülasyonda konvansiyoneli seçtiğimiz zaman akımın yönünü görebiliyoruz. Buradan 9 volt olan gerilimi artırdığım zaman hem voltajı hem de elektrik akımını artırmış oluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi elektrik akımı yani elektronların hızı arttı. Ve ampulün parlaklığı da aynı şekilde arttı. Peki devremize bir direnç bağladığımızda neler oluyor? Bir bakalım. Buradan bir tane ayarlı direnç alıyorum. Şuradan ampul bağlantısını kesip araya bir tane direnç bağlıyorum. Yine onu bakır kabloyla ampule ulaştırıyorum. Şu anda yine devremiz çalıştı ve ampulümüz yanıyor. Direncin değerini 10 ohmluk direnci biraz artırıyorum. Dikkat ediyorsanız ampulün parlaklığı azaldı ve devrenin akımı düştü. Biraz daha artırıyorum ve direncin renk kodları, renkleri değişiyor ve akım gitgide düşüyor ve ampulün parlaklığı yine azalıyor. Direncin değerini düşürdüğümüz zaman ampulün parlaklığı artıyor ve akım artıyor. Bu simülasyonda ters orantıyı daha yakından inceleyebiliriz. Devredeki voltajı yükselttiğim zaman akım yükseliyor. Yine direnci artırdığım zaman akım azalıyor. Direnci düşürdüğüm zaman devrenin akımı artıyor. Burada daha yakından görebiliyoruz. Burada V harfi voltaj gerilimi temsil ediyor. I harfi elektrik akımını, R harfi de direnci temsil ediyor. LED diyot, ışık yayan diyot da olarak adlandırılıyor. Bir yarı diyetken devre elemanıdır. Üzerinden elektrik akımı geçtiğinde fotonlar açığa çıkar ve ışık verir. İki tane kutlu vardır LED diyotların, bir anot ve katot olmak üzere. Elektrik sadece tek bir yönde akabilir çünkü bu bir diyottur. Diyotlarda elektrik tek yönde akar. Elektronlar anot ve katot arasındaki bariyerlere çarptıklarında ışık üreten fotonları salarlar. Bu şekilde ışık üretirler. Şu an burada yanıp sönen bir LED devresi görüyoruz. Arduino'da hazırlanmış. Devrede direnç kullanılmış. Bunları ilerideki derslerimizde göreceğiz. Direnç akımın değerini düşürerek LED'imizin uzun ömürlü olmasını ve patlamasını engelliyor. Breadboard ise deneysel devre tahtası diye isimlendirebiliriz. Bir devre oluştururken test etme amaçlı kullanılabilir. Devre tahtasında birbirine bağlı hatlar bulunur. Burada açık halini görüyoruz. Bunlar birbirine iletkendir. Bu sayede lehim yapmadan devreler kolayca oluşturulur. Güç
watt kavramına bakacak olursak, 1 watt her saniye 1 joule iş yapmak için gerekli olan güç miktarıdır. Aynı zamanda 1 amper akımın 1 ohmluk bir dirençten geçmesini sağlayan gücün de miktarıdır. Voltajda karıştırmayalım. Watt, gücün, voltajda gerilimin yani kuvvetin simgesidir. İsmini ilk güvenilir buhar motorunu yapan James Watt'tan almıştır. Videoda kullanılan sunuyu ve diğer simülasyonları açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.